Sevgili seyirciler, şimdi sizleri Almanya'da özellikle temizlik sektöründe çok büyük işlere imza atan başarılı Türk girişimci Funda Beykondu ile tanıştıracağız. Almanya'nın ünlü statları, okulları, hastaneleri, yaşlı bakım evleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketlerin temizlik işini yapan Balder firmasının sahibi olan Funda Beykondu, şimdi hayali olan organizasyon işine başladı. Funda Beykondu şimdi de 15 Haziran'da Gülşen'in sahne alacağı konserin organizasyonu yapıyor. Haberin detayları için genç ve başarılı girişimci Funda Beykondu'nun yanına gidiyoruz. Sevgili seyirciler, biz bugün sizlere Almanya'da yaşayan genç ve başarılı bir iş kadını tanıtacağız. Onların yaptığı işleri anlatacağız. Gerçekten yaptıkları işlere bakınca ya bu yaşta nasıl bu kadar başarılı olmuş diyeceksiniz, eminiz ona. Kim anlatacağız size? Almanya'da hem temizlik sektöründe hem de son zamanlarda organizasyon alanında çalışmalar yapan, başarılı çalışmalar yapan iş kadınımız Funda Beykondu'yu anlatacağı size. Bir merhaba diyelim bakalım onun yaptığı işlerle ilgili bize neler anlatacak. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Valla ben sizin yaptığınız işleri duyunca dedim ki herhalde bir aile şirketi, babadan, aileden gelen bir şirket ama öğrenince çok şaşırdım. Bir anlatır mısınız bize? Nasıl oldu bu yaşta bu kadar başarılı işler yapıyorsunuz? 2012'den beri bu sektördeyiz, temizlik sektöründe. Kendim kurdum. Maalesef babadan kalma bir iş değildi. Fakat hem ailemin yardımıyla, desteğiyle, sevenlerimizin desteğiyle hep beraber firmayı bu aşamaya kadar taşıyabildik. Siz şu anda iki tane önemli iş yapıyorsunuz. Bir tanesi bu şirketlerin kuruluşunda olan Baldea temizlik firması. Böyle birçok Almanya'daki önemli kurum ve kuruluşların temizliğini yapan bir şirket galiba, değil mi? İsterseniz oradan bir başlayalım. Evet, yani biz çok farklı alanlarda temizlik işlerimizi yapıyoruz. Yani bunun içerisinde inşaatlar var, içerisinde okullar, resmi kurumlar var, stadyumlar var. Çok farklı alanlarda dediğim gibi büyük şirketlerin temizliklerini biz üstlendik. Ben öğrendim. Bir, dünyanın en büyük şirketi Amazon'un çok büyük bir alanının temizliğini siz yapıyormuşsunuz, değil mi? Evet, Amazon Vell'de 250 bin metrekarelik bir alan üzerinde bir inşaatı oldu. Oranın zaten temizliği rahat 1,5 sene sürdü çünkü durmadan tekrarlandı temizlik. Oranın temizliği bize aitti ve biz yaptık. Ayrıyeten Mönchengladbach'ta mesela büyük emniyet binası kuruldu. Oranın da temizliğini biz üstlendik. Borussia Dortmund stadını 2 sezondur zaten biz temizliyoruz. Şimdi 3. sezonumuza girdik. Ayrıyeten Schalke stadyumunda da temizliğimiz sürüyor. Biz genelde zaten büyük binaların, büyük projelerin temizliklerini üstleniyoruz. Yani normal herkesin bildiği temizlik anlayışıyla çalışmıyoruz. İlk işimiz bir inşaat işiydi, Bochum'daydı. Oradan başladık. Orada ama çok verimli olduk, çok beğenildi Almanlar tarafından da. Oradan da devam ettik. Şu anda sanıyorum siz çok fazla iş aramıyorsunuz, iş kendiliğinden size geliyor değil mi? Çok şükür şu anda öyle. Çok fazla kendimizin aradığı yok. Telefonlar gerçekten geliyor. Hep başkalarının tavsiyesi üzerine. Öylelikle de gidip görüşüp anlaşıyoruz. Peki bünyenizde kaç personeliniz var, yani sahada çalışan? Şu an bizim kendimize sahada çalışan hep değişken ama ortalama 100-120 kişi arası her zaman kendi elemanımız var. Ayrıyeten genelde taşeron firmalarla da çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, biz Funda Hanım'la olan röportajımıza kısacık bir ara veriyoruz. Buradan Almanya'nın en büyük stadı olan Borussia Dortmund'un stadına gidiyoruz. Almanya'nın en büyük stadı olan Borussia Dortmund'un stadına geldik. Ben de hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir stada giriyorum. Gerçekten oldukça büyük. Ne kadar kişi alabiliyor bu stad? Yaklaşık 83 bin kişinin üzerinde bir maçta insanlar buraya geliyorlar. Oldukça da büyük bir rakam. Peki kaç yıldır bu stadın temizlik işini sizin şirketiniz yapıyor? 3. sezona giriyoruz işte bu sene, Allah izin verirse. Bu şekilde de yani yaklaşık 100-110 kişiyle çalışıyoruz. Maçtan önce bir temizliğimiz var. Maç esnasında zaten temizliklerimiz sürüyor. Ardından maç bitiminden hemen sonra, yani maç bitiminden 2 saat, 2,5 saat sonrası
İşte büyük ekibimizden yani yaklaşık işte 90 ile 110 kişi arasında değişen bir rakamla temizliğimize başlıyoruz. Sadece çöplerini çıkarabilmek için. Ertesi gününden itibaren de normal temizliğimize başlıyoruz. Yaklaşık 30-40 insanla. 3 günde bir sürüyor. Peki bu hani hakikaten çok önemli bir iş. Almanlar da bu konuda zaten çok hassaslar. Ve siz kendi ekibinizle birlikte, ortalama 100 kişi civarındaki bir ekibinizle birlikte her hafta burayı temizliyorsunuz ama bu biraz zor olsa gerek değil mi? Yani böyle etrafınızda var mı böyle güvendiğiniz insanlar bu anlamda size destek olan? Yani evet, kesinlikle bu zaten ekip işi. Yani şirket evet bizim olabilir fakat dışarıda çalışan yani güvendiğimiz ailemizden insanlarla, onların desteğiyle bu iş yapılabiliyor. Onlar olmasa zaten kesinlikle olamaz. Çünkü dışarıda onlar olmadığı zaman bizim içeride bir şey yapmamız hiçbir şey fayda etmeyecektir. Yaptığımız işte gerçekten çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Çok profesyonel çalışıyoruz. Elemanlarımız bir aile olarak gördüğümüz için de herkes kendi işi gibi sahiplenip hepimiz de başarıyı bu şekilde sağlayabildik zaten. Ne güzel. Peki sizi tanıyalım mı lütfen? Merhaba. Ayfer ben. Akraba mısınız? Teyzesiyim ben onun. Öz teyzesi. Evet. Evet. Peki burada mı çalışıyorsunuz siz de? Buranın sorumlusu benim, evet. Herkesten işçilerin olsun, buranın elemanların olsun, üst kademeleri olsun sorumlusu benim. Peki zor oluyor mu bu kadar böyle hani büyük, hem çok kalabalıkta çalışmak, hem bu kadar büyük bir stadın temizliğini yaptırmak? Bazı günler, bazı haftalar iki maç oluyor, peş peşe oluyor. Üç maçın peş peşe olduğu zaman ve ay içinde, aynı ay içinde birkaç tane maç olduğu zaman biraz bayağı bir yoruluyoruz. Ama her şeyin üstesine geliyoruz. Peki o zaman ne yapalım, buradan gidelim. Bakalım firmanız başka nerelerin temizlik işlerini üstleniyor? Bir de oralara bakalım, olur mu? Olur, gidelim görelim. Evet sevgili seyirciler, Borussia Dortmund'un stadından çıkıyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? Valdea inşaatların temizliğini yapan da bir şirket. Aslında o amaçla kurulmuş bir şirket. Şu anda kaç tane daire var burada? Burada şu anda 7 bina 89 daireden oluşuyor. Hı hı. Bunların bütün temizliği bir seferliğine mahsus bitti. Şimdi ikinci, üçüncü temizliğindeyiz. Peki böyle bir inşaatta ne kadar sürüyor temizlik işlemi baştan sona kadar? Kaç ay? Bu çok farklı, değişiyor. Çünkü bazen bir binayı bitiriyorlar, teslim ediyorlar ve diğer binalar sonrasından başlanıyor. Yani gerçekten mesela burası değil ama Amazon'un 250 bin metrekarelik bir alanı vardı yeni yapılan. Veal'de orayı da biz üstlenmiştik. Mesela orası 1,5 sene sürdü. Yaptığımız işleri gerçekten %100'lük yapıyoruz ve bir sürü firmanın artık bizim gitmemize gerek kalmıyor. Kendileri arayıp duyduk işte sizin böyle bir şirketiniz varmış. Acaba bizden de çalışır mısınız diye bizi davet ettikleri oluyor. Evet. Ne kadar güzel, gurur verici bir şey. O zaman şöyle yapalım, buradan çıkalım. Yine ofise bir dönelim. Röportajımıza orada devam edelim, olur mu? Olur tabii ki. Sevgili seyirciler, biz şimdi buradan çıkıyoruz. Funda Hanım'ın ofisine tekrar geri dönüyoruz. Haydi. Hanım'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Funda Hanım, sizin bir hayaliniz varmış ki sonrasında gerçekleştirmişsiniz ve bu nedenle de ikinci firmayı kurmuşsunuz. Ben öyle duydum. Doğru mudur? Evet. Hayalimde gerçekten her zaman bir organize işi yapmak vardı. Fakat imkanlarımız el vermemişti o zamanları. Allah da nasip etti. Oldu. İlk zaten organizasyonumuzu Seda Sayan hanımefendiyle 29 Mart'ta gerçekleştirdik Köln'de. Şimdi 15 Haziran'da organizasyonumuz var. Gülşen Hanım, Ozan Çolakoğlu ve Adem Gümüşkaya'nın sahne alacağı. Sonrasında Mahir Zayn 2 Ekim'de Guga Halı'da olacak. Ardından Kasım'ın 8'inde Funda Arar Galası olacak. Yani bu organizeler bu sene içinde yapılacak. Ondan sonra da bu işi sadece bir defaya mahsus, bir seneliğe mahsus mu yoksa sonrasında ilerleyeceğiz mi? Bunu zamanla göreceğiz. Çok çaba sarf ediyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. Çok güzel anlaşmalar yaptık. Çok güzel Türkiye'de de dostlarımız oldu, verimli oldu konuşmalarımız. Onları devam sürdürebilmek için tabii ki ona da devam gayret göstereceğiz. Evet. Şimdi o zaman Gülşen konseri var öncelikle. Oradan biraz bahsedelim. Nerede olacak? Biletleri nasıl alacaklar? Tam tarihi nedir? 15 Haziran'da Renaissance Bochum'da olacak bu konser. Saat 8'de girişimiz başlayacak. Saat 9'da program başlangıcımız olacak.
Ayrıca bir farklılık yarattık. Ardından zaten aftershow partimiz de var. Alanda havuz başında misafirlerimiz yemek yiyebilecekler. Müzikten yorulan bir kenara çekilip biraz dinlenebilecek. Yani bu şekilde güzel bir konser hazırlandık. 15 Haziran'da Gülşen Ozan Çolakoğlu ve Adem Gümüşkaya'nın canlı performansı konserini herkesi bekliyoruz. Biletleri zaten eventim.de ve gecetix.de'den temin edebilirler. Evet. Bilet fiyatları nedir? Biletler iki kategoriye ayrıldı. Stehplatz dediğimiz yani ayakta durma yerleri 39 euro. VIP bölümlerimiz oturmalı 59 euro. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, buradan ayrılmadan önce bir kere daha söylemek istiyorum. 15 Haziran'da Bochum'da Gülşen, Adem Gümüşkaya ve Ozan Çolakoğlu'nun olduğu muhteşem bir konser olacak. Eğer hala Almanya'daysanız, bu bölgedeyseniz 15 Haziran'da Bochum'daki Gülşen konsere gelmenizi öneririz. Bizden söylemesi. Vizyon devam ediyor. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderine. Yolunu çizmişsin sen yine, emrin olur gün baş üstüne. Merhaba ben Gülşen, 15 Haziran Bochum Rönesans'ta görüşmek üzere. Adını